Şimdi hadi gidelim abi. Şu başkan bizi yine bunun şiirleri abi işte genel kurullarımız böyle olacak. Şimdi, neşe içerisinde. Ya, bu kadar tabii. Şimdi içiniz kötü ya. Samimi söylüyorum. Hakikaten halk edebiyatında belamızı bulduk abi. Yer alabilecek. Hem de nasıl? Bir, iki, üç. Espriye veriyor. Orayı kapatıp gidiyor. Kapatmasın. Bunun ama şiirlerine vatandaşın verdiği bir değer var. Evet. Çok önemli. Ben onu rica edeyim. Hadi bakalım. Gel desen engeller kesse yolumu, aşar da gelirim bunu böyle bil. Dostluk duygusuyla iki kolumu açar da gelirim bunu böyle bil. En büyük tercihim dostun değeri. Gönlümde dostluğun ayrıdır yeri. Oysalar önüme mücevherleri saçar da gelirim bunu böyle. Az daha açık. Açık mücevher. Şimdi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dükkan, dergah çalıştırıyor. O arada 80 yılı, 1980 yılında kitabımız çıkacak. Allah, Kayseri'ye sığmıyor. Kitabımız çıkıyor ya hani ya. Hani diyor ya adam. Yan yanında bir adamı yakalamışlar. Soruşturmuş şair olduğunu anlamışlar. O yamyamların başı diyor ki bu adam şairmiş. Çok alkışlan o şişe hepimize de içer. Bu o değil dedi. Recep abi. Devam edin. Soba tutuştu. Şimdi evet. Ah seviniyor. Kitabımız çıkıyor ya Allah diye. Kayseri'ye sığmayacak. Matbaaya sık sık varıyor. Vardığımızda baktı ki bir topak kağıt orada duruyor. Bu neyi? Ya formatı ters olmuş. Onun için bu çöpe gidiyor. Atılır mı çöpe ne oluyor şiir. Ya? Şiirler. Ben şiir onları topladım. Onlar yeniden basıyor. O alıntıları ben topladım, katladık, birleştirdik. 16 bir format daha neyse 16 sayfa diye. 16 sayfa şiir. Epey var. 50-100 tane var. Bizim orada Fevzi Çakmak'ta da ticaret lisesi var. Efendim, kolej var. Oranın öğrencileri okuldan dağılırken benim dükkanın önünden geçenlere çocuklar gelin şiiri sevenlere veriyor diye veriyor boyuna. Alıyorlar. Nasıl seviniyor. Neticede çocuğun birini 2-3 kere geldiğini gördüm. Şiir almıyor. Yavrum sen gelmedin mi lan? Ya geldim. Çok mu seviyorum şiiri? Yok. Ne arıyorsun ya? Anama götürüyor. Anam seviyor mu şiiri? Yok. Ya ne arıyorsun?